Çok değişkenli fonksiyonlarda limit örnek soru 3. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonlarda limit konusuna bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Limit x'ye 0, 0'a giderken x'ye kare bölü x kare artı y üzeri 4 limitinin var olmadığını ispatlayınız. Bizden 0'a 0 noktasında bu limitin var olmadığını ispatlamamız istenmiş. Yapmamız gereken şey 0'a 0 noktasına çeşitli yönlerden yaklaşıp limitleri hesaplamak olacak. Herhangi iki yönden yaklaştığımızda farklı sonuç bulabilirsek bu limitin var olmadığını ispatlamamız için yeterlidir. 0'a 0 noktası orijindir. 0'a 0 noktası burada. Şimdi buna çeşitli yönlerden yaklaşmaya başlayalım. İlk olarak y ekseni üzerinde yaklaşalım. Y ekseni üzerinde yaklaşmak demek y ekseni x eşittir 0 doğrusudur. X eşittir 0 doğrusu boyunca yaklaşalım. X eşit 0 boyunca. X eşittir 0 boyunca yaklaşmak demek x gördüğümüz yerlere 0 yazacağız. Buradaki limitimiz de tek değişkenli limite düşecek. Y 0'a giderken. Limit y 0'a giderken x gördüğümüz yerlere 0 yazarsak burası 0 bölü x gördüğümüz yere 0 yazarsak aşağıda da y üzeri 4 çıktı. Burada y'yi yerine yazmadan önce bu işlem yapılabiliyor mu veya bir sadeleştirme gibi süreçlere sahip mi diye bakmalıyız ki burada 0'ı neye bölersek bölelim sonuç 0 çıkacağı için y yerine 0 koymaya kalktığımızda sonucumuz 0. X 0 boyunca yaklaştığımızda limitin sonucu 0 çıktı. Şimdi yaklaşacağımız yön x ekseni üzerinde yaklaşalım. X ekseni y eşittir 0 doğrusudur. Y eşittir 0 boyunca yaklaşalım şimdi de. Y eşittir 0 boyunca yaklaşmak demek y gördüğümüz yerlere 0 yazıyoruz. Limitimiz tek değişkenli olarak x'e düşüyor. X 0'a giderken y gördüğümüz yere 0 yazarsak yukarısı 0. Burada y gördüğümüz yere 0 yazarsak gitti. Aşağıda x kare kaldı. Bu işlem yapılabiliyor, yapıyoruz. Limit x 0'a giderken 0 bölü x kare 0'dır. Sonucumuz 0. Şimdi devam ediyoruz burada. Halen ikisi de aynı çıktı. Farklı çıksaydı limit yoktur diyebilirdik ama y ekseni üzerinde de yaklaştık, x ekseni üzerinde de yaklaştık. Aynı sonucu verdi limit. Yön değiştiriyoruz. Y eşittir x boyunca yaklaşalım. Y eşittir x boyunca. X yerine 0 koyduğumuzda y de 0 çıkıyor. Y eşittir x doğrusu orijinden geçiyor. Bu nedenle y eşittir x doğrusu boyunca yaklaşalım bir de. Y eşittir x boyunca yaklaşmak, y gördüğümüz yere x yazıp limiti x'e çevirmek olacak. Limit x 0'a giderken y gördüğümüz yere x yazıyoruz. Burası x küp etti. Bölü x kare artı y yerine x yazıyoruz. X üzeri 4. Burada tersini de yapabiliriz. X eşittir y boyunca deyip x gördüğümüz yerlere y yazıp bu y 0'a giderken de yapabiliriz. Bir sorun yok orada. Sadeleştirme varsa sadeleştirme yapacağız ki var. Yukarısı olduğu gibi duruyor. Aşağıyı x kare parantezine alıyoruz. 1 artı x kare. Bunlar birbiriyle sadeleşti. Limit x 0'a giderken x bölü 1 artı x kare kaldı. X yerine götürüp 0 koyunca 0 bölü 1 yani sonucumuz yine 0 çıktı. Hala farklı bir sonuç bulamadık. Y eşit x boyunca yaklaştığımızda da limitin sonucu 0 çıktı.
Limitin var olmadığını ispatlayabilmek için farklı çıkan iki sonuca ihtiyacımız var. Devam edelim. Şimdi de y eşittir x kare boyunca yaklaşalım. Parabol. Şöyle parabolümüz. Y eşittir x kare. Y eşittir x kare boyunca yaklaşalım. X yerine 0 koyduğumuzda y de 0 çıkıyor. Y eşittir x kare de orijinden yani sıfıra sıfırdan geçiyor. Y eşittir x kare boyunca yaklaşıyoruz şimdi. Limit y gördüğümüz yere x yazdığımız için x sıfıra giderken y gördüğümüz yere x kare yazıyoruz. X üzeri 4, x üzeri 5 yukarısı bölü x kare artı buraya x kare yazarsak x üzeri 8. Yine sadeleştirme. Limit x sıfıra giderken x üzeri 5 bölü x kare parantezinde 1 artı x üzeri 6. Limit x sıfıra giderken yukarıda x küp kalır, aşağıda 1 artı x üzeri 6. X yerine 0'ı koyarsak yine 0 bölü 1 eder ve sonuç yine 0. Yine aynı sonuç çıktı. Buradan şunu uyanmış olmalıyız. Y eşittir x kare koysak 0 çıkar. Y eşit x küp boyunca yaklaşsak yine 0 çıkar. O zaman birazcık bakış açımızı değiştirelim. Daha farklı bir fonksiyon araştıralım. Burada görülmesi gereken şey x eşittir y kare boyunca. X eşittir y kare. Bu da orijinden geçer. X eşittir y kare boyunca yaklaşalım. Buna baktık. X eşit 0, y eşit 0, y eşit x, y eşit x kare. Hayır gelmiyor bunlardan. O zaman şunlara geçelim. X eşit y kare. X eşit y küp. Aslında burada y eşittir x küpü de denedikten sonra bu tarza geçmem lazımdı. Ama ben artık çözümü gördüm. O yüzden buna geçmek istemiyorum. X gördüğümüz yere y kare yazıyoruz. O zaman limit y'ye dönüşüyor. Y sıfıra giderken x gördüğümüz yere y kare yazarsak burası y üzeri 4 etti. Bölü x gördüğümüz yere y kare yazarsak burası da y üzeri 4 etti. Artı y üzeri 4. Limit y sıfıra giderken y üzeri 4 bölü 2y üzeri 4. Bunlar birbirini götürür. Limit y sıfıra giderken 1 bölü 2. 0 koymaya kalktığımızda koyabileceğimiz bir değer yok. Sonuç 1 bölü 2 çıktı. Ve yaklaştığımız bir yönde sonucun diğerlerinden farklı çıktığını bulduk. Şimdiye kadar hepsinin sonucu 0 çıkmıştı. 0, 0, 0, 0 ve en sonuncusunda 1 bölü 2 çıktı. Limit yoktur çünkü yaklaştığımız bir yönde farklı sonucu bulduk. Limitin var olmadığını araştırırken işte doğru yönü bulmak için yani şu sıfıra sıfırdan geçecek öyle bir fonksiyon yazalım ki birbirinden farklı sonuçlar elde edebilelim. Bunun arayışındayız. Bu noktadan geçen her fonksiyonu deneyebiliriz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.